Soru şu. Kaç paralık yaşamak istiyoruz? Neden soru bu? Çünkü en son koyduğum bu eldiven videosu vardı bir tane. Altındaki birkaç yoruma tepkiliyim. Yani kişiye birebir tepkili değil de olaya tepkiliyim. Bildiğiniz üzere motosiklet fiyatlarının hepsi tavan yapmış durumda. Yani 2 sene önce yarı fiyatını aldığınız motorlar şu anda 2 katı fiyatı satılıyor. Değiyor mu? Mecbur. KDV'dir, ÖTV'dir, bindiriyorlar da bindiriyorlar. Yapacak bir şey yok. En uygun şekilde bile motor almaya çalışsanız şu anda işte 125'lik en ucuz bir motor size ekipmanlarla beraber 5000 liraya gelecektir. En ucuzu yani. Alabileceğiniz en ucuz motordan bahsediyorum. 125 CBR deseniz şu anda 8000 liranın üstüne çıktı galiba fiyatı. Onun üstüne bir de ekipman aldınız mı 12.000 liraya falan denk geliyor. Ha, 250'likle falan başlayacağım diyorsanız o zaman 20'leri gözden çıkaracaksınız. Bununla beraber motosiklet fiyatlarıyla beraber ekipman fiyatları da fırladı. Benim aldığım o Android eldiveni ben ne kadar almıştım? 320 liraya falan almıştım. O zaman iyi para verdim be diyordum. Şimdi 870 lira mı, 780 lira mı, 900 liralara geliyor. Yani 3 katı fiyata yaklaşmış. Hani enflasyon mu desem, ne desem bilemiyorum. Euro diyeceğim, bir şey diyeceğim ama markaların da yaptığı bir artırım var. Eminim buna. Ekipmanlar çok pahalı duruma gelmiş şekilde. Şu elimde gördüğünüz eldiven 375 lira fiyatı var. Bak birkaç arkadaş sitede 500 görmüş galiba. Ama o indirimsiz fiyatı, normalde şu anda satın almaya gittiğinizde 375 lira fiyatı var. Bu eldivenden daha iyi ve daha ucuz bir eldiven varsa lütfen linkini bu videonun altına koyun, insanlar da görsün. Çünkü ben bulamadım. Herkes de bu eldivenin fiyatına çok fazla diyor. Neden böyle bir şey oluyor? Çünkü ekipmanlar çok pahalı. Arkadaşım bir tane şey demiş, o eldiveni alacağım ben kask alırım demiş 400 liraya. Şimdi tamam, belki 10 sene önce 400 liraya güzel bir kask alabiliyordunuz ama şu anda iyi bir kask istiyorsanız minimum 1000 lira vereceksiniz. Minimum. Bu da hani idare eder bir kasktan bahsediyorum. İyi bir kask dediğim öyle mükemmel kask da değil. Mükemmel hani karbon olsun, bir şey olsun, ıvır zıvır olsun diyorsanız 1500 liralar gözden çıkaracaksınız. Yapacak bir şey yok o konuda. O yüzden bu konuyu lütfen arkadaşlarınızla da paylaşın. Ekipman işi ucuz iş değil. Motor işi ucuz bir iş değil. Çünkü altınızdaki mesela 250'lik bir motor. Nedir top speed'i? İşte 170. 160, 170 diyelim. Trafikte gördüğünüz araçların %50'sinden daha hızlı gidiyorsunuz. Bir kere bunu bir kenara koyun. %50'sinden daha hızlı gittiğinizi koyun ve o aracın kaportası olmadığı bir şekilde üstüne bindiğinizi düşünün. Motorun üstünde oturuyorsunuz. 160'a gidiyorsunuz. Ve bir tehlikeyle karşılaştınız. Bir yere vuracaksınız. Orada sizi ne koruyacak? Hiçbir şey. O aracın fiyatının onda biri fiyatına belki bir motor alıyorsunuz. Aynı hızda gidiyorsunuz. Ve aldığınız ekipmanın pahalı olduğunu iddia ediyorsunuz. Böyle bir şey pek mümkün değil. Çünkü o arabayı almaya çalışsanız ekipmanlı. Hani kaporta ekipman yerine geçiyor ya. Ekipmanlı almaya çalışsanız dediğim gibi belki 10 katı. Hadi bilemediniz 5 katı para vermeniz gerekiyor. Bunu düşünerek ekipmana yapacağınız şeyi... Harcamayı sakın 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 kısmayın, küçümsemeyin. Yani motor kadar bazen ekipmana yatırım yapmanız gerekiyor. Motor kullandığınız süreyle alakalı. Yani ben şu anda motorumun parasını belki 2-3 katı ekipman parası harcamışımdır. 12-13 senedir motora biniyorum ehliyetli. Ve bu süre zarfında bir sürü ceketler, eldivenler, işte kasklar, botlar, neler neler değiştirdim ve ciddi paralar vermek durumunda kaldım. Yapacak bir şey yok. Hayatımız değerli ve ne kadarlık yaşamak istediğimizi kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Bugünlük bu kadar diyelim. Paylaşmak istediğim önemli bir konuydu bu. Arkadaşlara karşı hani bu işlerin böyle pahalı olduğunu bilsinler diye. Ucuz değil ekipman olayı. Motor olayı da ucuz değil. Bakımıdır, bilmem nesidir. Bir sonraki videoda büyük ihtimal onunla ilgili olacak çünkü ona doğru yol alıyorum şu anda. Kamera almayı planlıyorum bir tane üstüme, göğüs kamerası. Bakım videolarını biraz daha güzel yaparız. Size de daha kolay aktarırım, kafadan pek kolay olmuyor. Şu anda Kadıköy'e göğüs kamerası almaya gidiyorum. Göğüs kamerasını da sizle paylaşırım aldıktan sonra. Kendinize iyi bakın diyorum. Bol bol ekipman giyin, gözünüzü seveyim. Sonra başımıza bir şeyler gelmesin. Ailemiz, arkadaşlarımız üzülmesin.